Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler toplumu. Nübetten gusül kılış. 755. hadis. Abdurrahman ibn Abu Said Hudri radıyallahu anhu tadısızın bundan rivayet kılıdı. Ben düşenbi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kuba mescidi çıktım. Biz Beni Salim'a gelgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itibarının işgalı toktab onu çağırdı. O işini düzeştirgenden ki düzeştirgen peki çıkıyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldırıp koyup toktadı. İtban, ey Resulullah, eğer kişi aldırıp kılıp, məni kelmesinle ayağının sözünü kopup kestiği hakkında kılıdı da sorgan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuyunuş fakat məni çıkandı vacib kılıdı dedi. Müslim 343. hadis. 756. hadis. Ebu Seyyid Hudri radiyallahu anhudan bundan rivayet kılıdı. Peygamber ensarilerden bir kişiye Resulullah ensarlardan bir kişiye cema kılıp aldırıp kalsan ya ki mani tökmesen gusla kılmayan kişi şikayet alsanı bulurdu dedi. Bukhari 180. hadis. 757. hadis. Ebu Davud'un rivayetinde yunuş fakat mani çıkandılı vacip bulurdu deyip gelgen. Ebu Davud 314. hadis. 758. hadis. Ubey ibn Ka'b radiyallahu anh'u münaqtaydı. Yunuş fakat mani çıkandılı vacip bulurdu degen hüküm İslam'ın destekli mezgirde yol koyduğun bulup kiyin emelden kaldırılgan. Tirmizi 110. hadis. 759. hadis. Ebu Davud Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'nun yunuş fakat mani çıkandılı vacip buludu degen hükümü aynı çağda kiyimnin azlıkını yolu koyduğun dedi yerlikine hoş bir rivayet oldu. Ebu Davud 214. hadis. 760. hadis. İbn Abbas radıyallahu anhu'nun yunuş fakat mani çıkandılı vacip buludu degen hadis fakat ihtilam bolu kartılgan yerlik rivayet bulunan. Tirmizi 112. hadis. 761. hadis. Ebu Musa Eşeri radıyallahu anhu münakligen. Muacir ve ensarlardan bir grup kişiler guslunu vacip kılgan işler hakkında ıhtılıp kaldı. Ensarlar mani çıkması guslu vacip olmaydı dese, muacirler iki hat nigah bir yeri kelsile mani çıkması mı guslu vacip oldu dedi. Ebu Musa münakliydi. Bu meseleni ben el kılıp bir ay deyip Ayşe'nin yanına gelişik izni sordum. İzin bergenden kiyin kirip, ey ana ben senden birine sormakçı ama hızlı buluvatmen dedim. O öz anandan hıcıl bulmayı soruyalayırgan nesil olsa ben de mi hıcıl bulmayı sorabilir? Çünkü ben mi senin anan dedi. Ben usulünün neyin vacip kıldı deyip sorusam o meselenin ehlini taptım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kişi ayal kişinin iki kolu ve iki yurtunun arası çökse ve iki hatnika uçurasa usul vacip kıldı degen dedi. Müslim 349. hadis. 762. hadis. Yeni bir rivayette Ayşe radıyallahu anh'a eğer hatnigah ayalının hatnigah aydın atsa, usul vacip buludu degen idi. Ebu Musa Eşri radıyallahu anhu, bu meselini hem de hiç kimden sormayı men dedi. Malik 106. hadis. 763. hadis. Ayşe radıyallahu anhu mundaq degen. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kişi ayalı bilen cima kılıp meni çıkmışsa, o iş kişiye usul vacip bulamdı deyip sorudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ultrattım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iş kimi sündak kılımız, andı yayınımız deyip cevap verdi. Müslim 350. hadis. 764. hadis. Tirmizi Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah ikimiz şundan kıyınuğanı dok digerlikini hoş bir rivayet kılan. Tirmizi 108. hadis. 765. hadis. Ebu Ureyre radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan digerlik rivayet kılıdı. Eğer her kişi ayal kişinin iki kolu ve iki kutunun arası çökse ve iki hatnigah kuşurasa onunla usul vacip kılıdı. Metarın rivayeti göre Peygamber aleyhisselam bu hadisinin devamında meni çıkması mı onun gusül vacip oldu diyen. Müslim 348. hadis. 766. hadis. Emir İbn Şuayb çoğunluğusuna rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mündak diyen. İki hatnika hükürşüp tekerinin beşi ayalının cinsi azasına işit kırsıla gusül vacip oldu. İbn-i Mace 611. hadis. 767. hadis. Ayşe radıyallahu anh'ın mündak rivayet kıldı. Her kişi kiyimede ölülük görüp İslam bulgalıkını hatırlayalmışsa, kanda kıldığalık hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sorulganda gusül kılıdı dedi. Kişi eğer İslam bulup düş görüp ölülük görmüşsü yol deyip sorulganda gusül kılış gerekemez dedi. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a, ey Resulullah, ayollarım İslam bulup düş görse gusül vacip bulamdır deyip sorulgan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ayollar deyin erlerinin kırmızıları zor dedi. Tirmizi 113. hadis. 768. hadis. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a'dan mülak rivayet kılındı. Ümmü Süleym radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kışına gelip, ya Resulullah,
Haqiqatan Alloh haqdan ayo qilmaydi. Ayol kishi ikhlom bo'lib qolsa, uni g'usl qilish vojib bo'ladi deb so'rgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar o'likni ko'rsa g'usl qiladi dedi. Ummu Salama kulib, ayol kishi ikhlom bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom albatta bo'ladi. Undoq bo'lmasa ayol kishining balasi qandaylik uni o'xshab qoladi dedi. Buxoriy 3328-yil. 769-yil. Yana bir rivoyatda Ummu Salama men Ummu Sulaymga ayollarni rasvo qildim dedim degan. Muslim 313-yil. 770-yil. Yana bir rivoyatda Ummu Salama darhol yuzini yuvib oldi va mundoq dedi deyilgan. Buxoriy 130-yil. 771-yil. Yana bir rivoyatda Ummu Salama kulib ketdi deyilgan. Buxoriy 3328-yil. 772-yil. Yana bir rivoyatda Ummu Salamaning o'rniga Oisha deb kelgan va Oishaning voy uyat, ayol kishini shundoq tush ko'rimdi deganlik rivoyat qilingan. Muslim 213-yil. 773-yil. Oisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilindi. Bir ayol payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ayollar ihlom bo'lib, o'lni ko'rsa g'usl qilamdi deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ha dedi. Men ayolga voy qurg'ur dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undoq dema, bolaning ikki tarafining biriga o'xshab qilishi dal shu ikki tarafning ma'nosiga bog'liqdir. Ayolning ma'nosi erningkidan bo'lib tushsa, bola omillarga o'xshaydi. Agar erning ma'nosi ayolning ma'nosiga bo'lib tushsa, bola tog'larga o'xshaydi dedi. Muslim 314-yil. 774-yil. Ummu Sulaym radhiyallohu anhadan kelgan yana bir rivoyatda bundoq deyilgan. Ayollarim ihtilom bo'lib, o'likni ko'ramdi deb so'raganda payg'ambar alayhissalom undoq bo'lmaganda bolaning ikki tarafining biriga o'xshab qolishining sababi nima? Erning ma'nosi oq va quyuq, ayolning ma'nosi seriq va suyuq bo'lib, qaysining ma'nosi bo'lib tushsa yoki boldir kelsa, shu bola shuni o'xshaydi dedi. Muslim 311-yil. 775-yil. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Erning ma'nosi oq va quyuq, ayolning ma'nosi seriq va suyuq bo'lib, qaysining ma'nosi boldir kelsa, bola shuni o'xshaydi. Nasoiy 200-yil. 776-yil. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan. Har tikning ostida junubat bor bo'lib, tiklarni yuvib bismillahni qatonglar. Tirmiziy 106-yil. 777-yil. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki junubatdan bir tikning o'rinchilik yerini chala qo'ysa, g'usl qilmagan bilan barobar bo'ladi va bu sababdan jahannamni bundoq qishloq duch keladi degan. Ali radhiyallohu anhu men shundan e'tiboran beshimni o'zim dushman tutdim degan. Shunga Ali radhiyallohu anhu chechini oldirib turibdi. Abu Davud 249-yil. 778-yil. Savvan radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu haqda fatvo so'rdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har kishi chashlarini chuvib, tegisi qadar suv yetkizsin, ayollar chashlarini chuvmasin, beshiga uch kun suv to'kta shu kifoya qiladi deb javob berdi. Abu Davud 255-yil. 779-yil. Oisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam junubatdan g'usl qilsa, avval ikki qo'lini yuvdi. Ondan o'ng qo'li bilan sol qo'liga suv quyib, avirtini yuvdi. Ondan namozga tahorat olgandan keyin suvni elib qo'lini chashlarining tekkiga qadar yetkizdi. Pokiz yuvilganiga qanoat hosil qilgandan keyin beshiga uch kun suv tugatdi. Ondan boshqa a'zolarni yuvib, oxirida butunchaga qaytdi. Muslim 316-yil. 780-yil. Oisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom bir qadam junubatdan g'usl qilganda sog'ilgan qachadek cho'ng bir qachada suv keltirib, quloq suv oldida, oldi bilan beshini o'ng tarafiga, ondan sol tarafiga, ondan o'tirib suv quyib, butun beshini yuvdi. Buxoriy 358-yil. 781-yil. Oisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam junubatdan g'usl qilmoqchi bo'lganda oldi bilan ikki halqini yuvdi. Ondan avirtini yuvdi. Ondan quloq suv to'kib choy qaytdi. Qo'lini pokiz yuvib bo'lgandan keyin qo'lini tamuq surib o'tib, yana qaytib yuvdi. Ondan tahorat oldi. Tahorat elib bo'lib, beshiga suv qo'yatdi. Abu Davud 243-yil. 782-yil. Oisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Agar xohlasanglar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning g'usl qilgan yerdagi tamuq qolib qolgan qo'l izini ko'rsatib qo'yaman. Abu Davud 244-yil. 783-yil. Oisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozga tahorat olganda tahorat oldi. Ondan beshiga uch qatim suv tegatdi. Biz o'rim chashlarimiz tufaydin besh qatim suv tegatdik. Abu Davud 241-yil. Albani intayin zayıf degan. 784-yil.
Ayşe rəziyallahu anha mündəq deydi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cünubətdə qusla qılğanda bir qaçıda su təyərlənətdi. Qulunu qaçıq sərişdən burun suyunu qoluq töküb yətdi. Qulunu yüb olğandən kən o qulunu sol qoluğa su qoyub. Əvirtini yətdi. Andın iki qoluq su əlib ağız burnunu çıxıqın çayqaydı. Andın alqının su toşqılıb beşiqa çıxıqın tükətdi. Nəsai 243-cədir. 785-cədir. Ayşe rəziyallahu anha mündəq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünubetten gusla kılganda kuluğu üç katın su döküp andın evretini yüyetti. Andın kulunu yüyetti. Nesai 244. yedir. 786. yedir. İbn Ömer radiyallahu anhümanın gusla kılganda gözünü eşit durduğalıqı ve barmıqının kendikinin üstü kürduğalıqı rivayet kılındı. El-Kebir. 787. yedir. Meymune radiyallahu anhümanın mutlak rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünubetten gusla kılvatkanda ben onu susup durdum. Resulullah iki kolunu yedi. Andın kolu bilen sol kuluğa, on kolu bilen sol kuluğa su koyup, evretini ve onundaki nicazetlerini yedi. Andın kolunu tamğa yakı zımığı sürtüldü. Andın namazı taharat alanı taharat elip, kutudun başka azalarını yedi. Andın sonu bütün bedenini koydu. Andın yöpülüp iki kutunu çakaydı. Bukhari 281. yedir. 788. yedir. Yeni bir rivayette, andın bedenini sürtüş üçün bir parça rəxtini versem, onu almay kolonu sürtüge cünaf etdi deyilgen. Bukhari 276. yedir. 789. yedir. Müslümanın rivayeti de, mən löngü versem almay bedenindeki suni kolu bilen sürtü deyilgen. Mən ravi, bu hadisini İbrahim'u deyip versem, onlar yani sahabeler löngü işletsen mesle yok da para etdi. Lekin löngü işletip adetini öngörlesin löngü işletsin alamay etdi dedi. Ebu Davud 345. yedir. 790. yedir. Amma Nesai'nin Ömer'den rivayet kılıçta nöbet beşiğe kergende sürtmesinin beşiğe su tüketti. Nesai 720. yedir. 791. yedir. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a münaqtaydı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi Resulullah. Minun seçim bekim koyuk. O sıkılığını çuvandım dursam ya çuvuş gerek yok. Beşiğe üçüm su koysan şu kufaya. Andım üstün bedenin su tüketiysen. Şunumdan fark bulasın dedi. Müslim 330. yedir. 793. yedir. Yeni bir rivayette her kısım su tökün onda çarşılığını ıbdan sıkmayan deyilgen. Ebu Davud 251. yedir. 793. yedir. Ubeyd ibn Umeyr'den bunda rivayet kılıdı. Ayşe radiyallahu anhaga Abdullah ibn Amir ibn As'ın hayallarını cünubetten usaklanan çağlarda öz yaşlarının çoğuş kuyruğalıkı etti. Ayşe radiyallahu anha ibn Amir'e karmanlığan bu hayallarını usaklanan da çarşılığının çoğuş kuyruktu. Bunun dün kere çarşılığının çoğuş kuyruğun buluştu. Hakikaten ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir dastak ıslıklattım ve beşimde üç üçüm su koyuştum başka işine kılmaydım. Yani çaç örümlerimi çubumaydım digen. Müslim 998. yediz. 794. yediz. Ebu Cafer'den mündak rivayet kılınırdı. Cabir bana mündak dedi. Tağının oğlu Muhammed İbni Anafiyyanın oğlu Asen'i demesi. Menden cünubetten ıslık kılış kandak bulundu da sordu. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç üçüm su elip beşi su koyetti. Andım üstün bedenin su tüketti desem Hasan benim çeçim bekim koyuk dedi. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çeçi senin kedimi köpeceği dedim. Bukhari 256. yedir. 795. yedir. Yeni bir rivayette mündak deyilgen. Cabir'den gusa kılış için kaçlı su işi doğruluk sarılgan idi. Cabir bir sağ su yitidi dedi. Yenideki bir kişi bana yetmeydi dedi. Cabir bir sağ su çeçi seninkidin mi köp əsəndin yaxşılıqqa Resulullah yetətdi, dedi. Bukhari 253. yedir. 796. yedir. Qatadədin rivayet qılınırdı ki, Ənəs radiyallahu anhu mündaq digən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həm ayaqlarını çöğülüb çıxıb, bir lığısı bilən kifayən etdi. Müslim 309. yedir. 797. yedir. Əbu Rafi radiyallahu anhu mündaq digən. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günde hem ayarlarını çöğülüp her birinin yanında ayrım ayrım gusul kıldı. Ben, ey Resulullah, hemisi gibi birlik gusul kılsan bulmamdı desem, bunda kılsan tekim rahat ve pakiz bulurdu, deyip cevap verdi. Ebu Davud 219. yedir. 798. yedir. Ebu Seyyid Hudri radiyallahu anh'a rivayet kılınırdı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak digen. Bir onlar ayarlı bilen bir yer bulgandın ki, yani bir kısım yıkınçılık kılması olsa, iki kısım arasında bir taharet edilsin. Müslim 308. yedir. 799. hadis. Ayşe radiyallahu anh'a münaqtaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gusaklığından kiyin taharet almaydı. Tirmizi 107. hadis. 800. hadis. Ayşe radiyallahu anh'a münaqtaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 12 mut su sığdırgan bir kaşıda gusaklattı. O yana men ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikimiz bir kaşıda suda gusaklattı oktaydı. Nesai 228. hadis. 801. yedir.
Abu Salama ibn Abdurrahman mundaq degan. Men Aisha'nın süt qarnışı bilen billa Aisha radhiyallahu anha'nın yanına kirdim. Süt qarnışı onundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nimetten qanı xusus qıldığını sorudu. O bir saat miqdarı su fırtından qaçının birini əkəldirib qusla qıldı. Bizim aramızda perde var idi. O beşiği üç kısım su sürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayarları çaşkını müyüsü çekip durğudak kılıp kesip durattı. Müslim 320. 820. 802. yıl. Hişam ibn Urvadın Aişe radıyallahu anh'ın mündükte gelip rivayet kılınıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikimiz bir kaçıda kusur kılattık. Ebu Davud 98. yıl. 803. yıl. Abdullah ibn Zem'a'nın kızı Ummu Külsüm'de mündükte rivayet kılınıdı. Son anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayalı Ummu Selam'a bana tüştün yasılığın bir kaçı verip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muşu kaçıda kusur kılattı dedi. Telha ravi o kaçıga bir sağ yaki onun azraq susu kattı degen. El-Kebir. 804. Yıl. Ebu Ureyre radiyallahu anh'ın rivayet kılındığı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gusla kılışka 6 muz, yani 5 litre yakın su kufayı kılıdı o degen. Ezzar 315. Yıl. 805. Yıl. Ya'la ibn Umeyye radiyallahu anh'ın mündak rivayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin o çıkardı gusla kılığı kılıkını gördü. Şunumdan münberge çıkıp ömrüsüne ayet kılındı ki, hakikaten Allah Ta'ala küyümcan, hayalık ve eyiplerin üşürüsüdür. O aya ve başkalarının günahlarını yetkin yaxşı gördü. Şunu qursa qulanda dal diyarda qılınlar dedi. Nesai 206. yedis. 806. yedis. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh huzur rivayet kılınırdı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mündaq degen, heç birinler uç yerde ya ki övcüde ve ya ki daldısız yerde qursa qılmışsın. Çünkü o başkalarını görmüşsün, başkalar onu görüdü. İbn Mace 615. yedis. 807. yedis. Ebu Semih radiyallahu anh'u mündaq degen. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sınırı bolgan edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ısıtılması olganda bana keynimi kılıp dur deydi. Şunun bilen men keynimi kılıp durup onu da dalı bulup verettim. Nesai 224. yediz. 808. yediz. Ummu Ani radiyallahu anh'a mündaq degen. Fetih günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye yakın bir tepelik işkende men onun yanına gelgen edim. O Ebu Zer Hemir yukarı bir tanrıda su getirip onu da dalı bulup verdi. Şunun bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vusta kıldı. Ahmet 25.652. yediz. 809. yediz. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhuma mınaktaydı. Miraç keçisi namaz 50 vakit, cünubetten vusta kılı şiyatı khatim, suyduk yok falan kimliği şiyatı khatim kılı belirlengen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köp ırtıca kılıyı verip, namaz 5 vakitka, cünubetten vusta kılı ve suyduk yok falan kimliği şiyatı khatim uçuştu. Ebu Davud 247. yediz. Elbani zeyf degen. 810. yedis. Aişe radıyallahu anha bunlar degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazda cünubetten gusul kılıp bulup ısıtıp koyuşumunu talep kılattı. Ben tekrar gusul kılmayı durup onu kuşağılıp koyattım. Tirmizi 123. yedis. 811. yedis. Aişe radıyallahu anha'nın bunlar rivayet kılıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünub atıda beşini fetmi, supun orna şıldığı nersi bilen yiyip beşiğe kayıt su çekmesin sonun bilen buldu kılattı. Ebu Davud 256. yedis. 813. yıl. Aişe radıyallahu anha mındık degen. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen ihram bağlıgan ve ihramsız çağlarımızda mı beşimizga yilim çepoğluk peti yuyunattık. Ebu Davud 254. yıl. 813. yıl. Ali radıyallahu anhu mındık degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taharat khanadan çıkıp bizge Kur'an öğütetti ve biz bilen bir oturup göşe etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni cünubetten başka işlerse Kur'an okuştuğun tutulmaydı. Ebu Davud 229. yıl. 814. yıl. İbn Abbas radıyallahu anh'ıma cünub adetli mi Kur'an okuşta bir çekilme yok da para etti. Tezin rivayet kılığan. 815. yıl. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ıma da rivayet kılığındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'ni pak alemi tutalaydı o degen. El-Kebir. 816. yıl. Aişe radıyallahu anh'ın bundak rivayet kılığındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günün fatihada okuması olsa evretini yetti ve namazı taharet alganı taharet alattı. Bukhari 288. yediz. 817. yediz. Aişe radıyallahu anh'a mınak degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günün olup kalıp tamak yemek suya ki okuması olsa namazı taharet alganı taharet alattı. Müslim 305. yediz. 818. yediz. Abdullah ibn Ebu Kays mınak deydi. Aişe radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günü kılıp kalanda ufaştın burun gusla kılıntı ya ki gusla kılınmay ufaştıya da sorgan idim. Aişe radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem memnun kılattı. Bazı gusla kılıp kılsa bazı küçük taret edip anı kılattı dedi.
Şunlar mən bu işdə kəmçilik qılan Allah şükürü dedim. Müslim 307. 819. Ayşe rəziyallahu anha mündəq digən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem günün pahalıda qusluq olmasını oxula etdi. Tirmizi 118. 820. Yediz. Ebu Selamətə rivayet konudur ki, Ayşe rəziyallahu anha mündəq digən. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem günün pahalıda bir nəsə yeməsi ya ki içməsi bulsa, qulunu yiyib andın yapışırdı. Nesai 257. Yediz. 821. Yediz. Nafi rəziyallahu anhudun mündəq rivayet konudur. Abdullah ibn Ömer cinin fazlası olmakçı ya ki bir nesli yemesi olsa yüzünü ve kolunu genikliği yüretti. Işığı mesleği kalırdı. Andını yetiştirdi ya ki okula etti. Malik 111. yediz. 822. yediz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın münaktigen. Ben cinin bildim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin yollarından biraz uçurup kaldı. Ben gıffeti gözden ayıp bulup, kusu kılıp andını kesen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Hureyre ne hak ettin? De soradı. Ben cinin bildim. Sen benim nafakalı oturuşuna yalan gördüm desem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah, Müslüman necis olmaydı o, dedi. Ebu Davud 331. yediz. 823. yediz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın mündakta vayet kılınırdı. Tekbir eğitilip kişiler öğür aletle sefra tutulgan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp sefra alıp turup bulup, özünün cünün bir kelikin esir aldı da, bizge cayınlar turup turunlar deyip, öykü kayıp gelip, kusak alıp, Beşidin su temsilatkan alda yanımıza çıktı ve tekbir eğitip namazını başladı. Andan bilinen namaz okudu. Bukhari 275. yediz. 824. yediz. Ebu Hureyre radiyallahu anhudun bunda kravayet kılındı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mihrap etti. Biz tekbir eğitip namaz başlayışını tutulaktan çıkamızda çıkıp etti. Ebu Davud 233. yediz. 825. yediz. Yeni bir rivayette tekbir eğitip bulup kişilerge ulturuşa işaret kılıp koyup beri kosa kılıp geldi deyilgen. Ebu Davud 233. 826. yediz. Ebu Davud'un yeni bir rivayeti de mıdık deyilgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı okup bulup, ''Mən mi bir insan cümüp idim, unutup kaptırmayan?'' dedi. Ebu Davud 233. yediz. 827. yediz. Süleyman ibn Yasar'dan mıdık rivayet kılıdı. Bir günü Ömer ibn Hattab radiyallahu anh'u kişilerge bomdat namazını okup verip bulup, yürüf diye yeri ki itirazlık etti. Bu yeri verip bulup kimi de ihtilamın yasını gördü. Anda mıdık dedi. Biz yağı işi başlıyorduk, tomurlarımız boşu oturdu. Yani köp ihtilam bulup oturduk. Malik 115. yediz. 828. yediz. Yani bir rivayette mıdık deyilgen. Ben insanların yeşi bulgan, beşi bulganını tatlayıp ihtilamı mutlaka bulup kaldım. Dep, oslu kıldı ve kimindeki mənini yürüdü. Andın kıyın çıkandın kıyın namaz okudu. Malik 114. yediz. 829. yediz. Enes radiyallahu anh'ın çın tuşu vaxtıda ve karanğı toluk tuşu bulgan vaxtlarda oslu kılışını Yaman kırdağlık rivayet konudu. El-Kebir. 837. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh'den bunda rivayet konudu. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip cünubatı yunulgan, bırak vadinin bazı yerlerine su tekme kalan adamı sorgan idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su yerini yiyip andın namazı koydu dedi. El-Kebir. 831. Hakem ibn Ömer radiyallahu anh'den rivayet konudu ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunda digen, Qoslu qılıb bulğandan keyin zikrdə bir nəsə görgənlər taharət edəsin. Əl-Kəbir 385. yediz. 832. yediz. Ali rəziyallahu anhu da rivayət qılınır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mündəq digən, Sürət, it, cünüb var öyə malayət girməkdir. Nəsai 261. hədis.